efsane rüyalarınızı efsane şekilde yorumlayacağım nerede rüyanız ayrı olsun Emin Hakkı olarak ben kendim yorumluyorum hep ben kendim yorumluyordum zaten arkada efek yok yani Merhaba Emin Hanım rüyamda tanıdığım biri cüce cüce haldeydi şaşırıyorum dalgalı denize oğlumu kurtarmak için atlayıp çıkıyorum birkaç gün önce de denize ayaklarımı sokmuş motorla dolaşıyordum yorumlarsanız sevinirim Ayfer Veral duygu ...duygusal hayatınızla yani içsel dünyanızla ilgili e, biraz kaygı ve endişe yaşadığınız... ...ve çok fazla çocuklarınızla ilgili korku ve onların gelecek hayatıyla ilgili çok fazla düşündüğünüz gözüküyor. Bana göre cüce sonuçta e, Allah'ın yarattığı bir beden e, size çok güzel bir dokunuş olacak maddi olarak... ...ve bu dokunuş sizin hayatınızda ciddi anlamda e, olumluluklar getirecek ama oğlunuzu kurtarıyorsunuz ya. Oğlunuz çok değerli ve çok iyi ama bir sağlık problemi olabilir. <laughs> Parne ve S bir gün önce yayınlamış. Emin abla lütfen yardım edin. Kocamdan 6 yıl önce ayrılmışım. Hep eski kocamı üzgün, mutsuz, gayet kocam mutlu anam. Eşim 2 yıldır evlenip bu gece bana rüyamda çok mutsuzum dedi. Kocam e, ketta yüksek sesle dedi hatta yüksek sesledim. dedim hattaymiş pardon baktı ve mutsuzum dedi çok mutlu kocan canım benim hiç üzülme seni bırakıp gitti de onun hayatında gerçekten bir aile bir düzen oturtmuş senin düşündüğü de yok boşuna hayal kurup geri gelmesini bekleme Şerife Köker Emine Emine Hanım dışarıda yağmur ıslan, ıslanmış kuş var önün kafesi getiriyorum içine giriyor bakıyorum iki tane oluyor bir de kız senin iki ya da üç ay içerisinde muhteşem oluşumlar istediğin iş ya da çocuk çocukların ya da ailenle ilgili beklediğin bir oluşum varsa 4 hafta, 3 hafta, iki hafta yani dörtlü ve üçlü ikili diyorsun ya bence şans oyunu oyna e, ve şans kapılarında açık ve yeni bir ev beklentim var bunun da muradına girecek olarak görüyorum. Senin e, Sani Nur Çakır Emine abla 14 yaşında oğlumu bir bir gece önce süt pişirirken gördüm. Temiz aydınlık dört yol vardı. Üç virajlı bir tanesi de. Biraz eğitimiyle ilgili kafası gelip gidiyor senin oğlanın. Adaptasyon problemi var. Ama bu çocuk özellikle lise 1 ve lise 2'li yıllarda biraz zorlanacak ama sonraki hayatında çok ciddi oluşumlar yakalayacak. Yalnız bu çocuğun biraz e, motorlara e, ya da hıza merak olabilir. Arkadaş çevresine dikkat edeceksin. Emine abla, 3 tabak yemek hazırlamıştım. 3 tabak aynı yemek vardı. Tabaklardan en fazla yoğurt olanın üzerinde pırasa. Mevsimindeyiz pırasanın. E, karpuz şu an Bitti. Tabakların birini aldım. 4 yaşında kızıma karpuz yedirmeye başladım. Sağlık konusunda alerjik sorunları var. Hassas bir yapıya sahip. E, yalnız sizde de gereksiz dedikodular. Mevsiminde karpuz kırmızı ve tez olacağı için gereksiz dedikodular. Eşinin işleriyle ilgili yaşadığı ya da eşinin arandaki gereksizlikler size can sıkabilir, canınızı sıkabilir. Ablam 5-6 önce sağ tarafında devlet bahçeli sol tarafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yolda. Devletle ilgili beklentilerim varsa bunlar olumlu. Ya da ailenizde miraslık, devlette uzun süren dosyalarınız ne varsa gerçekten çok büyük bir aydınlanma olacak ve devlet işi bekliyorsanız da bu size çok aydınlanmaya geçirecek. Rüyamda tuvaletimi yapıp yapıp kenara koyuyorum. Oğlum Oğlunuzun mesleği ne olur? 97'li. iyi bir satışçı ve mühendisi olabilir. Ama tuvaleti yapıp yapıp kerek koymanız kendi kök ya da çocuğunuzun babasının köklerinden büyük malların göstereceği. Ama bunları alabilecek misiniz? Çok uzun süre mücadele etmeniz lazım. Kenara koyuyorsunuz çünkü. Kenardaki mallar diyorum. Rüyamda oğlumun hep küçüklüğünü görüyorum. Güzel noktalar olur sizin oğlunuzun. Mühendis olma ihtimal çok yüksek olabilir. Gizem Parlak. Abla rüyamda sevgilimin annesi ölmüş. Ben de sevgilimle muz, muz alıyorum. Bir şey yemiyor diye. Ha. Ölmüş demek diri gelmek. Sevgilinle evleneceksin demek. Sevgilinle e, evliliğinden de bir kız çocuğun olacak demek. Evet bu haftalık rüyaları yaptık. Hoplayıp sıplayıp abone oluyorsunuz. Ben çok bağırıyor olabilirim. Mikrofonu unuttum çünkü bu aklıma geldi. Hepinizden özür diliyorum. <laughs>